Rakamların diline biraz daha yakından bakacağız. GCM Menkul Değerler Ekonomisti Enver Erkan telefon attığımızda. Enver Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dün borsada 100 bini aştı ve dolarda düşüş görmüştük. Önce dolardan başlayalım. Bu geri çekilme devam edecek mi? Evet, şimdi Türk varlıklarındaki stabilleşme süreci gerek Merkez Bankası'nın politika sıkılaştırması gerek yeni ekonomi program ile başlayan stabilleşme sürecinin devam ettiğini görüyoruz ve bu hafta ortasında Fed'in faizleri arttırmış olduğu toplantıdan sonra da bozulmayan bir hareket şeklinde ortaya çıkmış durumda. Tabii son dönemde özellikle son birkaç günde TL varlıklarına yönelik önemli bir pozitifliğin oluştuğunu görüyoruz. Burada yatırımcı algısı elbette önemli bir faktör. Başkan Erdoğan'ın yurt dışı temasları olumlu geçti diyebiliriz. Gerek Amerika'daki temaslar gerekse de Almanya'daki temaslar. Buralarda özellikle CEO'larla, yatırım çevreleriyle yapılan görüşmeler yatırımcıya güven verilmesi açısından ve tabii ki algı açısından oldukça pozitif. Dolayısıyla şu anda algı tarafındaki düzelme ile beraber genel olarak Türk varlıklarında bir toparlanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim borsa hareketine olumlu yansıdı. Kurda geri çekilmenin ağırlık kazandı. Aynı şekilde risk barometreleri geliyor. Tahvil faizlerinde geri çekilme var. Türkiye CDS'lerindeki düşüş ile beraber. Nitekim 10 yıllık tahvil faizimiz uzun bir aradan sonra ilk defa %18 aşağısına geçmiş durumda. Bankacılık sektörüyle alakalı haber akışı oldukça pozitif. Akbank sendikasyon kredisi nispeten düşük bir borçlanma maliyetiyle yeniledi. Önümüzdeki hafta İş Bankası'nın sendikasyon kredisini yenilemesi bekleniyor. Orada da maliyetler Euro dilimi için Euribor artı 190, dolar dilimi için Libor artı 200 şeklinde geçmekte. Muhtemelen önümüzdeki hafta sendikasyon anlaşması imzalanabilir. Peki bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlar dün %4-5 seviyelerini bulmuştu. Bugün de endeks tarafında bankacılık hisseleri %1'in üzerinde artı da daha çok sanayi endeksleri kaynaklı bir düşüş yaşadığımızı görüyoruz endeks tarafında. Biraz dolar TL kurunda da altı seviyesinin biraz aşağısından yukarı doğru tepki geldi. Bunu parite etkisine bağlamak lazım. Çünkü euro dolar paritesinde 1.15 seviyelerine doğru bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Orada da İtalya'daki bütçe endişeleri ve İtalyan banka hisselerinin dip yapmasının etkisiyle euro dolar paritesinin gerilemekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu çerçevede de bir miktar dolar TL paritesi altı seviyesi ve biraz üzerine doğru gelmiştim. Ancak bu son dönemdeki stabilleşme, kurdaki geri çekilme eğilimini çok bozmamış görünüyor. Önümüzdeki hafta enflasyon verisi, Eylül ayı enflasyonu önemli. Muhtemelen Ağustos ayındaki TL değer kaybının etkilerini Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinde göreceğiz. Ve tabii ki Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Orada da biliyoruz ki Amerikan ekonomisinin en güçlü kalemlerinden bir tanesi şu an iş gücü piyasası. Özellikle ücretler verisinin küresel bazlı dolar endeksi ve bu çerçevede de gelişmekte olan ülke piyasaları, para birimleri üzerindeki etkisini görme fırsatımız olacak. Altına da bir yakından göz atalım Enver Bey. Önce bir rakamları okuyalım. Sonrasında tabii altın yatırımcısının merak ettiği doların geri çekilmesiyle birlikte altında neler olacak? Altın alma zamanı mı, satma zamanı mı? Altının onsunda %0,29'luk bir yükseliş görüyoruz bugün. Altının onsu 1186 dolardan işlem görüyor. Ve atı altında, cumhuriyet altında ve çeyrek altında bir geri çekilme var. Atı altın 1495 liraya kadar geriledi ve %3,25'lik bir değer kaybı var. Yine Cumhuriyet altında baktığımızda 1600 liranın da aşağısına geldi. 1500 lira seviyesine geldi Cumhuriyet altını ve %2'ye yakın bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Çeyrek altın 362 liraya kadar geriledi ve çeyrek altındaki günlük düşüş de %3'ü aşmış durumda. Gram altını 226 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Altında yön ne olacak? Şimdi tabii ons altın fiyatları özellikle Amerika'daki ekonomik büyüme ivmelenmesi artmaya devam ettikçe ve Fed para politikalarına yönelik sıkılaşma beklentileri ön planda olmaya devam ettikçe baskı altında kalabilir gözüküyor. Nitekim bugün yine dolar endeksinin artan bir performansı söz konusu ve altında şu anda geniş resim itibariyle dolarla olan ters korelasyon işliyor görüntüsü var. Bunun yanı sıra
özellikle Amerika tarafında önümüzdeki hafta açıklanacak olan ücretler verisi eşiğinde enflasyon beklentilerinde meydana gelebilecek bir pozitiflikte Amerikan tahvil faizleri de o 3-3-10 aralığındaki hareketini biraz daha 3-10'a doğru yaklaştırmak isteyebilir. Bu hareket altın açısından negatif olabilir. İçeride TL bandlı altın fiyatlarına baktığımızda gerek global altın fiyatlarının geri çekilmesi gerekse de dolar TL kurunda son dönemde artan aşağı yönlü hareket eğilimi çerçevesinde daha düşük seviyelerin hedeflenmekte olduğunu görüyoruz. Nitekim şu an TL bazlı altının da aki ana değişken de düşüşte olduğundan gram altın tarafında daha hızlı bir düşüşün burada söz konusu olduğunu görmekteyiz. Ons tarafındaki hareketler hani 1216 dolar teknik seviyesi aşağısında kalındığı sürece aşağı yönde eğilim göstermeye devam edecek görünüşte. Orada da 1182 dolar ilk destek seviyesi. Oranın da aşağısında 1171-1159 gibi seviyelere doğru geri çekilme olabilir. Gram tarafında ise genel ana bölge 226 TL, 231 TL bölgesi şeklinde. Bu bölge aşağısında özellikle gram altın tarafı kalmaya devam ederse ilk etapta 220 sonra 215 TL seviyesine doğru geri çekilme eğilimi söz konusu olabilir. Bunun için tabii ki özellikle dolar TL kurundaki hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü global altın fiyatlarının yanı sıra dolar TL kurundaki geri çekilme de son dönemde içerideki iç piyasadaki altın fiyatlarının düşmesinde ana etken olarak ön plana çıkmış durumda. Cem Emenkul Değerler Analisti Enver Erkan, teşekkürler değerlendirmeleriniz için.